falan çok gördük. Yani nüfus yoğunluğu az. Çünkü yüz ölçümü kısmen büyük. Ama nüfusu az diye duymuştum. Yani ölçümüne göre, yüz ölçümüne göre. Yes, Auschwitz'e geldik. Çok ilginç. Şimdi asıl şuraya, gettolar şurası, zaten orada kapısı da var. O filmlerde falan da gördüğümüz, hemen gideceğiz. Bakın şu şekilde. Blok blok. Aa bak, burada şeyleri de yazıyor. Mesela işte Commandant's Office, Gestapo. Aa bak Gestapo. Camp Administration. Site of execution by shooting. Site of execution by hanging. Mass guessing by means of oha. Murder by lethal injection. Allah'ım bu ne ya? Main camp, prison, death block, wall of execution. Şurada şey var. Workshops and outbuildings. Bu ne ya? Camp kitchen, camp laundry. Çok çok ilginç ya. Baksanıza. Burası işte o getto dedikleri yer. Değil mi? Burası getto dedikleri yer değil mi? Filmlerde öyle gözüküyordu. Ama yakım odaları falan da içeride, işte öldürme odaları, yakım, enjeksiyonla öldürme, vurarak öldürme şeyleri falan da varmış. Her şeyi çekesim var. Yani iki adım yürüyorum, çekiyorum ama baksanıza şu bloklara. İnsanlar kaçmaya çalışırken, daha doğrusu kaçmaya çalışırken yakalananları burada bilerek herkesin önünde öldürüyorlarmış vurarak, ki diğerlerine ders olsun. Buradakilerin çoğu zaten çok çalışmaktan, açlıktan ya da Sovyetlerin brutalitesinden ölüyorlarmış. Ama onların dışında zaten yine gaz odaları vesaire gibi etkiler de var tabi. Bir de şey, şurada yazıyordu, bir öncekinde yazıyordu, bir yandan şöyle göstereyim size. Kaçanların aileleri bulunup, buraya genelde erkekler çünkü tutuluyor sanırım. Kaçanların aileleri bulunup buraya, burada neler, hapisi alınıyormuş. Kaçan geri gelene kadar ailesi salınıyormuş ve burada yine işkence, yani işkence dediğim günlük işkencelere tabi olanlarmış. O yüzden kaçmayı çok psikolojik olarak zorlaştıran bir şey oluyormuş. Çok ilginç. Şimdi de içine gireceğiz. Sağa mı girelim, sola mı girelim? Ne tarafa devam edelim? İçine de girmek istiyorum ben ama şu şeylerin notlarını okuyacak. Tabii ki. Bunun içine gireceğiz. Çok etkileyici gerçekten. Beni şu an çok etkiledi. Beni şu an çok etkiledi. Ya küçücük. Şuna bak. İşte bunları da hapis tutmuşlar burada. Baksanıza insanlar bir arada ne kadar zayıflamış. Çocukları bile almışlar. Sonra içeride ölmüş bu çocuklar. Baksanıza. Kaçmaya çalışanlar. Burada vücutları öyle vücutlarmış. O kadar çok öyle çıkıyor ki.
bir de deneyler yapıyorlarmış. Organlarını falan alıyorlarmış. Bazıları ölüyormuş, bazıları engelli kalıyormuş. Çok ilginç. Baksanıza beyin. Çok ilginç. Bunlar da kampa getirilen insanların eski halleri, eski yaşamları. Baksanıza hepsi ne kadar tatlı, ne kadar mutlu. Şurada küçücük çocuklar, bu ikisi getirilmiş buraya. Kardeşler. Getirilmeden önce hepsinin bir yaşamı varmış. Çok ilginç. Renovasyon sırasında şu tarz eşyalar bulunmuş binanın içinde. Muhtemelen kaçmayı planlayan bir hapis tutulan bir Yahudinin olduğu düşünülüyor. Ayakkabılar falan, kaşık, makas. Canım ya, kıyamam. Zor kısma geldik arkadaşlar. Gaz odaları ve yakınma yerleri. Şuna bakalım, zaten girişinde memenet yok. Gaz odasına girdik. Burayı full çekeceğim. Burada mı şu an ya? Buraya böyle toplanıp burada mı gaz veriliyormuş? Şunlardan veriliyor, evet. Hatta şurada da havalandırma var. Oradan da geliyor. Böyle şu ne? Şu da olabilir. Ha, elektrik mi? Havadan mı veriliyor? Havadaki ya. Cemo, düşünsene burada öldüğünü ya. Çok kötü. Yani yakılacağını biliyorsun. Gerçi öldürüldüklerini bilmiyorlardı buraya gelirken. Öldürüleceklerini. Öyleydi bir filmde. Ne bu? Ha, bu yakılma kısmı. Bir şey diyeceğim. Önce gazla öldürüp sonra mı yakılıyorlar? Direkt yakılmıyorlardır diye düşünüyorum. Ay, çok kötü. Gaz odaları. Yakınma havada bir şey. Çok üzücü. Bu ne? Vücutları mı hareket ettirmek için? Sanırım en son kemikleri falan da oraya döküyorlar. Kemikler yanmıyor mu? Kemikler yanmıyor. Koca odaya toplanıyor. Orada hepsi bir arada öldürülüyor. Sonra da tek tek yıkımı geliyor. Hadi gel. Çok korkmuş. Bazıları o kadar korkmamış. Bazıları çok şey duruyor. Çocuk getirmişler. Aralarından çoğunu ucu olanlar direkt gaz odalarında öldürmüşler. Ölüm oranı bu kampta o kadar yüksekmiş ki diğer kamplara göre vücutları tanımlamakta güçlük çekiyorlarmış artık. O yüzden gelenlerin hepsine kalıcı dövmeyle bildiğiniz numaraları yazılıyormuş. İşte sıra numaraları yazılıyormuş. Girecek miyiz? Aldım, ve
Bana da benim de şurama bir öküz oturdu göğsüme. Hani başta yine iyi idare ediyordum. Çok kolay etkilenmediğimi düşünüyorum ama şu artık ağlayacağım şimdi. Neyse işte dövme. Deniyormuş hepsi de. Dövmelerin numaralarını gördük işte, fotoğrafları vardı. Dövme numaraları 80 bin falandı, gördün mü? 80 binlik çalış. Zaten bir turda 230 bin kişi getiriyorlar yani. 80 milyon mu? Ay 8 milyon muydu yoksa? Ya 800 bin miydi yoksa? Sonunda bulabildim doğru basama. 300. Ay neyse, espri yapmayacağım burada. Kadınları bir bloğa toplamışlar ve guinea pig, yani bazı deneyler yapmışlar üstlerinde ve bu deneyler genellikle sterilizasyon, yani kısırlaştırma üzerineymiş. İşte herhalde rahimleri mi alındı, ne yapıldı bilmiyorum. Çoğu da ölmüş. Yani bazıları ölmüş, bazıları da işte sakat kalmış yine. Allah'ım. Gezdiğimiz blokların içi şu an müze, böyle daha exhibition sergileme gibi kullanılıyor. Restore edilmiş ama asıl içleri böyleymiş gerçekten. Burası ölüm duvarı denilen yer. Çoğu insanın vurulduğu, öldürüldüğü yer. Burası ölüme gönderilmeden önce yıkandıkları yerlermiş. Kadınların özellikle. Neden kadınların diyor bilmiyorum. İnsanlar şu an bizim yürüdüğümüz gibi şu yolu böyle tekrar yürüyüp geçebilmeyi ne çok isterdi o dönem. Şu şekilde. Yapamadılar tabi. Baksanıza ne kadar uzuyor gidiyor. Burada hiç insan yok canım. Ben buranın içine girilebildiğini sanmıyorum. Bence girilebiliyor da çok geç kaldı. İkinci kampa geldik şimdi. İkincisine. Burası ünlü Schindler's List filmindeki tren garının olduğu yer. Ay güneş battığı için gözükmüyor. Gösteriyorum. Tren garı ileride miydi Cem? Bu değil mi? Emin misin? Bunu mu gördük biz şuradan geçerken? Sanki daha büyüktü. Schindler's List filminde de görüldüğü üzere. Şu şekilde tren geliyor buraya. Burada duruyor. Burası tren garı diye mi geçiyor artık bilmiyorum. Yahudilerin içeri alındığı yer. Biz şimdi içeri bu kampa da gireceğiz. Ama burası galiba geçici kamp. Bakın. Hadi gel girelim. Bu şekilde buraya getiriliyorlar. İlk getirildikleri yer burası. Bir önceki burada tutulduktan sonra götürüldükleri yer sanırım, birazdan güncelleyeceğim. Burada da hani öyle yakım, ölüm falan çok olmuyor. Burası daha çok toplama kampı gibi. Sağlık durumlarına göre ayrılıyorlarmış. Böyle fit olanlar, çalışabilecek gibi olanlar çalışma kampına götürülürken 70-75 yaş üzeri falan işte, ya da sağlıksız olanlar direkt ölüm odalarına götürülüyormuş. Hemen güncelliyorum. Burada da gaz odaları ve yakılma yerleri var. Sen yok mu dedin? Burayı işte sadece ayrılma şeyi mi acaba diye düşündüm. O FG neresi? FG yukarısı işte. Ölenleri attıkları yermiş galiba. Açık havada öldürdükleri yermiş. Hadi gel yürüyelim camı. Hemen güncelleme yapıyorum. Burada da öldürme vesaire oluyormuş ama asıl bizim ilk gittiğimiz çalışma kampı yani. Orada da yine ölüm var ama hani çalışmayanlar falan filan herhalde, bilmiyorum. Burada daha çok hani getirildikten sonra direkt bu hani 70-75 yaşındakiler falan yakılıyormuş ya hani. Onları direkt yaktıkları yerler yani. Orası direkt çalışma kampı. Burası genel kamp diye anladım. Zaten burası daha büyük değil mi? Burası çok çok daha büyük. Bakın hemen gösteriyorum. Kaç tane baraka var. Şurada da kaç tane sıra daha var. Cuma burayı yürü yürü bitmez. Bir saate kapanacak. Bak tren şuraya kadar gidiyor, gördün mü? Kapıdan i̇şte, geçiyor. Burası sana bahsettiğim hani üst üste yattıklarını gördüm. Ben ama ya, o fotoğraf diğer taraftaydı. Fark etmez ki o fotoğraf sadece oraya ait şeyler. Ama onlar erkekler de, dikkat edersen. Şöyle diğer kampta burada da çalıştırılıyor gibi gözüküyorlar ama
Hadi hızlı yürüyelim bence. Diğer kampta daha çok erkek var. Kadın da var ama daha az ev ayrılmış onlara. Ev denirse tabii yani işte neyse. Daha sağlıklı kadınlar yani. Bak bazılarının şeyler yıkılmış, sadece betondan dikilmiş çimleri kalmış diye. Çok ilginç. Bakın. Şey hayal edin, böyle üst üste tahtalar var ve insanlar küçücük yerlerde yatıyor. Bu hani giriliyor. İşte şu şekilde kaldıkları, filmlerde de gördüğümüz. Burada bir şömine var herhalde ısınmak için. Bunların üstünde yatıyorlar. Yan yana, yan yana, yan yana böyle kafalar sıkıştı. Şepsi zap zayıf. Bu arada Cem'in dediğine göre burası komple ölüm kampıymış. Bakın bu arada ne kadar, bakın bir tanesi ne kadar uzun gidiyor ve bundan kaç tane var yan yana, arka arkaya. Yani arkaya doğru da var, yana doğru da çok var. Kaç kişi heba olmuş. Baksanıza ne kadar baraka var ya. Şurası şöyle gidiyor. Bu taraf zaten gidiyor. Bir de burada arkaya kaç tane gidiyor? Oradakilerin hepsi yıkılmış. Sadece çimliler, bacaları kalmış. Kaç tane var? Çok ilginç. Bir de şu yol bu arada taşlı. Botla bile zor yürüyoruz. Eğer o zamanlarda da böyleyse çıplak ayak nasıl yürüyorlarmış? Yani yürümek bile zor, anladın mı? Çok sıkıntı. Tren yolu işte getirildikleri. Yalnız bir şey diyeceğim. Almanlar açısından çok büyük bir sistemleşme gerektiriyor. Kesinlikle. Bu kadar bir insan. De, ya tabii ki bir de hani hem bu main klasının da, bir de şunu düşünsene. Bu insanlar, hadi sonradan gelenler için ilk gelenler bunları inşa ettiler parça bir şekilde. Ama ilk başta bu insanlar buraya gelmeden önce bunları bir şekilde inşa etti Almanlar zaten diye düşünüyorum. Evet. Hani ilk kısmını en azından, tamamını değil. Sonra o işçiler esirler getirdikçe o esirler devam ettiler tekrar. İşçilerin kıyafetleri var. İşte onu diyeceğim. O sen kıyafet diyeceğim. O kıyafetleri getirmek, o kıyafetleri dikmek, yapmak, yani o zamanlar endüstri bu çünkü kadar milyonlarca değil. İnsandan bahsediyoruz tabii yani. Tabii ki. Hani gıda bir şey vermiyor bile olsan, hani bir kişiye, ne kişi, 5 kişiye bir ekmek bile paylaştırıyorsan milyonlardan bahsediyorsun. Yani. Zaten aç kalmışlar ya, artık yetmemişler. İşte sadece ekmek veriyormuş çünkü adam. O bir yazılardan birini yazıyordu. Ya. Kibrit kutusu kadar iki dilim ekmek veriyorlardı diyor. Ve yani dur, yanına çürümüş patateslerden çorba. Ya. Yazık ya. Bir de bir yazıda okumuştuk. Daha savaş başlamadan, bakın savaş başlamadan diyorum. Yahudiler toplanmadan da demiyorum. Çünkü savaş daha önce başlıyordu. Hani Yahudiler toplanmasından önce. Diyebiliyorum. Savaşa işte 1 Ekim'de, 1 Eylül'de Poland'a gidiyor. Evet, daha savaş başlamadan Almanya bir kitap hazırlamış. İçinde Almanya'da mı Polonya'da mı artık bilmiyorum yaşayan ben 216 diye hatırlıyorum. 216 bin, neyse 61 veya 216 bin, 1 bin, Yahudinin ismi varmış. Düşün ya. Adamlar tutuklanacak olanlar. Adam daha savaş başlamadan bunu planlıyor, bir de gidiyor isimleri buluyor. Kaç bin insan. Ki tabi bu sonra milyonlara dönüşüyor yani. Bakın burası hala devam ediyor. Ve işte bak bazı barakalar, hani arazinin büyüklüğünü şu an tarif edemiyorum. Evet. Ama barakaların çoğu gitmiş. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Hani nasıl yok olduğunu. Evet. Bir de bir şey söylemek istiyoruz. Şimdileri. Birincisi şuradaki tren vagonu gerçek mi? Yani bir tane oraya simgesel koymuşlar galiba. Bence simgesel olarak koymuşlar. İkincisi
böyle sınırında buranın. Şu an gözükmediği için çekemiyorum. Böyle neredeyse 200 metrede bir şey var. Gözlem kulesi kocaman. 200 metre yok. 50 metre, 100 metrede bir. Kaçanları gözlemlemek için, yani kaçman imkansız gibi bir şey. Çok ilginç. Burayı da hep o tutuk, yani getirdikleri Yahudilere şey yapmışlar. Ne denir? Esirlere. Çünkü evet, hepsi Yahudi değil. Esirlere kazdırmışlar. Düşünsenize, bunun böyle olmasının eseri o zaman ölmüş insanlar. Çok ilginç. Ay, yürü bitmiyor. Güneş batıyor, soğuk, kömür kokusu var. Böyle inanılmaz o döneme gittik gibi oldu. Ürperdi, içim ürperdi. Düşünün nasıl büyük. Şuradan sesler falan çıkıyor, çok içim ürperdi. Bacaklarımıza kara sular indi. Buranın büyüklüğüne gözlerim inanmadı yani. Evet. Gerçekten buraya gelmek istiyorsanız arkadaşlar. Kesinlikle gelin. Ben kesinlikle gelin diyordum. Pardon, devam et. Buraya gelmek istiyorsanız gerçekten bir gün ayırın ki tüm detayları, hani tabii bilginiz varsa diye de diyorum. Bir güne gerek yok canım ya. Biz 3'te girdik içeri. Öbür tarafta hem bütün exhibition'lara girmedik. Birkaç tanesine girmedik. Hem de detaylı bakmadık. Bazılarını yürüdük geçtik. Çok büyük bir tarih var. Aşırı. Ama bir süre sonra şöyle bir şey var. Bence full gün ayrılmamalı çünkü içine oturuyor yani. Zaten hem yükmekten yoruluyorsun hem de o duygusal şey içine oturuyor. Bir süre sonra çok kendini tekrarlayan bilgiler oluyor. Hani artık gözüne değişik gelmeye başlıyor. Bence yarım, biz 3'te geldik. Şu an saat kaç? 5 mi? 5-7 geçiyor. Evet, 5-7 geçiyormuş. Hatta 2.45'te geldik. Tam doğru. Yani gayet biraz hızlı yürüdük, hızlı gezdik kapanacak korkusuyla. Ama her şeyi gördük. Bir tane mi ne yere girmedik sadece? Bir tane exhibition'a galiba. Neyse, şöyle diyelim, yarım gün diyelim o zaman. En azından 3-4 saat vakit ayırmamız gerekiyor. Saat. İkisine birden toplamda. Yani gerçekten evet. Görecek çok şey var. Evet, bu arada. Ve hani meraklıysanız çok fazla bilgi alabilirsiniz. Evet. Niye düşüyordum? Bu arada şu bilgileri de hızlıca verelim kapatmadan. Ücretsiz arkadaşlar, ama rezervasyon yaptırmamız lazım. Covid ile mi alakalı bilmiyorum. İçeri hani belirli sayıda kabul ediyorlar ve biletlerinize bakıyorlar. Bilet ücretsiz dediğim gibi. Her saatte işte belli bir kontenjan var. Her 15 dakikada bir belli bir kontenjan var. Şey diyeceğim. Bileti, paralı bir bilet de var. O da guided tour. Bir rehberle birlikte gezdiğiniz. Onun parası var. Yani çoğu da çok pahalı bir şey değildi bu arada. Değil mi? Onun da yarım gün ve tam gün halleri vardı. Bizim bu, şu an ücretsiz olanın da sabahtan giremiyorsun galiba. O sabah guided tourlar vardı sanırım. Sanırım girebiliyorsun ama yer, ben hatırlamıyorum. Öğleden sonradan 1.30'dan itibaren yerler açıktı. Belki doğru ama dolu olsa da görüyorsun. Neyse. İstediğiniz hani kendi saatinize göre ayarlarsınız. İkinci bir bilgi. İki kamp. Yani aslında totalde 3 kamp var ama üçüncüsüne bilet yok. Orası galiba sergi şeklinde değil. Yani müze şeklinde değil. Sergi yanlış olur. Bu iki kamp. Birincisi Auschwitz 1. Bu da Auschwitz 2, Auschwitz-Birkenau 2. Bizim araba olmayan bir araba binmeye çalıştım. Ve ne diyordum? İki kamp arasında 5 dakikalık bir arabayla gitme mesafesi var. Yürüyerek 41 dakika. Yani yürüyerek gitmenizi asla tavsiye etmem. Çünkü zaten çok yürüyorsunuz burada da. Otobüsler var sanırım, gördüm. Ama eğer getyourguide.com'dan ya da uygulamasından tur alırsanız o otobüs sizi
başka insanlarla birlikte işte tura katılabiliyorsunuz. Otobüs sizi alıp götürüyor her yere. Krakow şehir merkezinden buraya aralarda falan. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Onun da fiyatları çok pahalı değildi. Bir bakın derim. Biz kolaylık olsun diye bir de birkaç şehri gezeceğimiz için araba kiraladık. Ki o da bence bayağı bir uyguna gelmiş oldu. Trene vereceğimiz, iki kişi trene vereceğimiz parayla aynı şeye neredeyse eşdeğer oldu. Havalimanından alıp bırakacağız. Başka bir şehirdeki. O da bayağı bir işimize geldi. Neyse. Bu ayrı bir bilgi. Öyle arkadaşlar, biz kapıyoruz. İçimize çok gerçekten öküz oturdu. O yüzden kapatalım demeyeceğim. Kapatalım. Ben kendinize... buradan nasıl çıkacağım? O şu an yol şeyine girdi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu vlogu da böyle bitiriyoruz. Auschwitz vlogumuzu. Krakow, Wrocław, Varşova vloglarımızı da, yani Polonya'daki diğer vloglarımızı da izlemeyi unutmayın.